Efendim merhabalar. Trabzon'daki ziyaretlerimiz sürüyor. Şu anda hemen önünde bulunduğumuz kabir Saçaklızade Hasan Efendi'ye ait bir kabir. Ve bugün için bile ziyaretçileri hala var, gelip gidenleri. Biz şimdi bugünü din görevlisi hocamızdan konuşacağız ama onun öncesinde kimdir Saçaklızade Hasan Efendi ve neden burada metfundur? Bunları da İstanbul Afşin Eshab-ı Kehf Dostluk Kültür ve Çevre Derneği Başkanımız Ahmet Ardıç'la konuşacağız. Başkanım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldin. Allah razı olsun, sizler de hoş geldiniz. Misafir olun. Evladı Fatihan diyoruz ya, evet. Burada bizim ecdadımızın kendi yerleri. Aynen. Yaklaşık 15. asra dayanıyor. Yani 5 asır önce bu zatlar o dönemin şartlarında kalkıp Saçaklızade Osman Efendi, Hasan Efendi ve İlyas Efendi, rivayette 3 kardeş olarak geçen, ve buraya tebaalarıyla birlikte, yani hizmetkarlarıyla, mallarıyla, mülkleriyle birlikte sadece bir buranın manevi olarak ihyası değil, maddi olarak da ihyalarıyla olmak üzere Of Çaykara bölgesinde yerleşmişler. Bir tanesi tam Of'un çıkışında burada, Hasan Efendi burada. Diğer eski pazarda, diğeri Çaykara Maraşlı eski adıyla Paçan köyünde meftun. Diğeri de yine buraya Yente, Uzungöl'ün en tepe zirvelerinde olan, ulaşımı da gayet zor olan Yente diye bir yayla alanı var. Orada meftunlar. Bu üç kardeş buraya geldiklerinde tabii o dönemki esas gayelerine İslam'ın yayılması. Evet. Bu bölgede biz onları hatta daha da geriye giderek, yani Peygamber Efendimiz'in hadislerinde olan İslam'ı kuzeye götürün meselesiyle birlikte Hazreti Ukkaş Hazretleri var. Bizim Antep ve Maraş arasında meftun olan. Tabi her mübarekler geldikleri yerleri de ihya ederek geliyorlar. Yokkaş Hazretlerinin de o dönemki hani 6. asırda, 7. asırda, 6. asırda gelip orada kalması, orada vefat etmesi ama bulundukları yerleri de ihya etmeleri var. Biz bu zatları da o sanki hadise ve o Yokkaş Hazretlerinin niyetine istinaden diye kendimizce böyle hani yorumlayarak diyoruz ki bu mübareklerde kalkmışlar, hani Maraş neresi, burası neresi, kalkıp buraya kadar gelip burada gerçekten ilim ihya olmuşlar. Bugün Of'un alimleri, hocaları da zaten meşhurdur. Evet. Kıymetli hocamız da inşallah olur. Bu bölgede herkes alim, bu bölgede herkes hoca. Allah razı olsun, bu mübarekler de bizim buradaki zaten kardeşlik bağlarımızı biz o yüzden diyoruz. Sadece bazen yakın dönem, Cumhuriyet dönemi ya da 1970'lere atfen, sadece caddesel bir bağla birçok yeni nesil bunları biliyor. Ya da eskiden insanlar bizim Maraş'taki Trabzon, buradaki Maraş Caddesi mantığıyla ama sadece bizim caddeyle bir bağımız yok. Bizim 5 asır önceye dayanan bir bağımız var. Zaten Gülbahar Hatun Dulkadiroğlu beylerinden sultanımız, annelerimiz burada. Yavuz Sultan Selim'in annesi, 2. Beyazıt'ın eşi. Evet. Onun da Trabzon merkezde ciddi eserleri var. Hala Gülbahar Hatun Camii orada duruyor. Maraş Caddesi'nin sonunda. Kendi kabri de orada. Bunun gibi birçok yerde, işte Vakfı Kebir bölgesinde geldiğindeki deniz yoluyla oğlunu görmeye geldiğindeki bağışladığı bir alan var, büyük bir alan. O yüzden bizim buradaki kardeşlerimizle olan bağımız kuvvetli. Burası da böyle güzel bir manevi atmosferi olan, onu hocamdan dinleriz şimdi tabii burada uzun yıllarda görev yaptığı için buralı da kendisi. Gelip geçen tüm insanların, biz de az önce bulunduğumuz kısa süre içerisinde şahit olduk, herkes buraya ya bir Fatiha bırakıyor, ya buraya bir destek oluyor, bir görüp dua edip buradan bir edeple geçiyor tabiri caizse. Çünkü aynen, burada bir alimin olduğunu, burada bir zatın olduğunu bildiğinden dolayı buradan geçerken de bir edeple, hayayla geçiyor. Daha da fazla inşallah biz bu bağlarımızı artırıp Maraş'tan bu ecdatlarımızın yerlerini gelip hocalarımızla diyalog, irtibat içerisindeki buradaki Kur'an kursuyla beraber hani buraları coşturup yeni nesle de bunların buraya niye geçtiklerini, yani bu hicretin esas gaye sebebinde ne yatıyor? Evet. Yeni neslin bunu rol model olarak alıp da bir insan vatanını, milletini, yerini, yurdunu, ocağını, her şeyini bırakıp da kalkıp buraya geliyor. Ne için? Bir Allah rızası için. Evet. Esas gaye bu. Aynı nasıl bizim Ashab-ı Kehf'te baktığımız gibi saray ehli de, çoban olan zat da hep birlikte bir mağaraya sığınıp Allah için orada dua ediyorlar. Birbirleriyle bağlarını hiçbir sınıf ayrımı gözetmeden, ne bileyim böyle maddi ayrımlar gözetmeden, yaş farkı gözetmeden sırf Allah rızası için bir araya gelip orada bulunuyorlar. Gençlerin rol model olacağı esas şeyler bunlar işte. Tabii ki. 5 asır önceye dayanan Saçaklızade soylarımız, milattan sonraki 2. yüzyıla dayanan Eshab-ı Kehf'imiz var. Aynen. İnşallah biz de
bir vesileyle yine geldik. Geçen ay da buradaydık. Hocamla Allah razı olsun. Burada bir tanıştık, misafir olmuştuk. Bütün buradaki yerlerini gezdik. Bugün de hep beraber sizlerle burayı gördük. Ben herkesi buraya davet ediyorum. Buraya bizim bütün Maraşların gelmesi lazım, ziyaret etmesi lazım. Evet. Yerlerini, yurtlarını bilmeleri lazım. Teşekkür ediyorum başkanım. Şimdi hocamızla bugünü konuşacağız. Yani hala gelip giden, işte az önce Ahmet Başkanım'ın bahsettiği gibi son durumu bir alacağız ama şöyle ben bir anekdotu da hemen aktarıp öyle devam edeyim. Şimdi efendim malumunuz İstanbul gibi bir yerde, metropol kentte derneklerimiz var, federasyonlarımız var. Bizim oralardaki çalışmalarımız da Trabzon'un dernek ve federasyonlarıyla yan yana çalışmalar yürütüyoruz. Tabii bunu bazen hani yayınladığımızda veya o faaliyetleri aktardığımızda şöyle düşünülebilir. Yani sadece günü geçirme ya da o günkü şartlara göre gibi düşünülebilir ama değil. Yani biz bugün bir kez daha gördük ki hem federasyon başkanımız hem dernek başkanlarımız bugün Trabzon'umuzun bağrında yatan Kahramanmaraş'ımızın değerlerini, manevi mimarlarını da unutmamışlar, gelmişler, görmüşler. Burada da her zaman için ziyaret ediyorlar. Artı Kahramanmaraşlılar da buraya ziyarete bekliyorlar. Bu anekdotu aktaralım ayrıntıyı. Ondan sonra efendim şimdi burada 12 yıl gibi bir süre hizmet eden kıymetli hocamız Ahmet Ayaz burada bizlerle birlikte. Şimdi hocam şöyle hala geliyorlar ve şimdi şöyle diyelim evet. Takriben 10-15 sene önce Ofta Din Görevlileri Derneği var. Evet. Bu Din Görevlileri Derneği şimdiki Sasaklı Zadelerin orada bir vakfı var herhalde. Evet. Onlara gidip ziyaret ettiler. Onlar buraya geldiler diye bir köprü oluşturuldu. O diyal. Hatta bu pandemi sürecinden önce de yine sizin oradaki o vakıftan üniversite öğrencileri buraya getirildi. Evet. Yine burada aynı şekilde görüştük. Buranın manevi atmosferiyle alakalı konuştuk. Ve buradan vakıf Saçaklı Zade Vakfı. Zade Vakfı. O zaman da işte böyle buradan otobüslerle geldi. Ufak arabalarla diğer metroya yatan Osman Efendi ile İlyas Efendi de gidip ziyaret yapıldı. Ha, bu bağ var. Tabii ki o zamanın Trabzonlu Maraş valisinin tabii o cadde evet. değil bu. Bunun geriye dayanan evet, manevi bir şeyi var. Yani. Ama şöyle bir şey var burada. Ben hem buralıyım. Yani bu mahalledenim. Burada da görevliyim. Benim böyle burada ayrıca buradaki dernek yönetiminde deyim. Şöyle bir manevi atmosfer var böyle burada. Buradaki bütün külliyenin kursun, 4-6 yaş kursumuz var, Kur'an kursumuz var, caminin. Bütün buradaki bu külliyenin giderleri hep hayırseverler. Yani istemeden getiriliyor. Bunun da perde arkasında bu şekilde oluşuyor. Bunun manevi atmosferini hissediyoruz böyle burada. Evet. Çünkü Hasan Efendi ta dünyanın, mesela ben böyle burada Sorum'dan geleni de gördüm ben. Şimdi buradaki yabancı olduğunu, buralı olmadığını anlıyoruz gelen misafirlerin. Evet. Tabii ilk etapta hoşbeş ediyoruz, soruyoruz neresiniz, işte niçin geldiniz diye sorunca eşinin böyle burada, sorumlu gelen bir kardeşimiz vardı böyle burada, eşiyle beraber geldi. Eşinin rüyasında bir sakallı bir Allah dostunun onu çağırdığını, bu deniz kenarında bir yer olduğunu, tabii hiç sorumlu dışarı çıkmamış, deniz bir kenarında hiç yapmamış. Orada Trabzonlu bir fırında çalışan bir arkadaşa durumu izah ediyor. Olsa olsa diyor bu ofun çıkışında Eski Pazar diye bir yer var diyor, oradaki olabilir diyor. Onlar da öyle yani afak olarak kalkıp çıkıp geliyorlar. Evet. O zaman bana şunu söyledi. Eşim rüyasında burayı nasıl görmüşse aynı o şekilde buldu böyle burayı. Ha, tabii ki orada bir irtibat kurup da bir fayda gördü mü? Eşi felç geçirmiş, fesli olarak geldi böyle burada. Rabbim inşallah şifa ihsan eylemiştir ona. Evet. Çünkü burada çok hastası olanlar gelip bundan değil de bunun yüzüsü hürmetine bunu ziyaret etmesiyle, dua etmesiyle camide diyelim mesela her perşembe günü işte İstanbul'da hizmet eden merkezi orası olan rahmetli Mahmut Efendi Hazretleri'nin diyelim mesela sohbetleri burada olur. Geldikleri zaman da o bile burayı ziyaret etti. Bütün alim ulema geldiği zaman da Maraşlı Hasan Efendi tabii ki o bir sığır açtı böyle burada. Manevi atmosfer ışığını yaktı. Peşinden Saadet-i Dursun Efendiler gibi Uğur'daki diyelim mesela Aşık Kurtlular gibi diyelim mesela Saykara'daki Feşat Efendiler gibi ben ismini bilmediğim nice alimler tabii ki buradan. Biliyorsunuz son Cumhuriyet döneminden beri de
of alimleriyle, İslam alimleriyle ön plana çıkmıştır. Ama burada şöyle de bir şey var. Şimdi bir tarihi var, ismi aklıma gelmedi. Onun yazısını okudum. Diyor ki, bu Maraşlılar buraya gelmeden önce Pontus Rum İmparatorluğu döneminde de burada Hristiyan din alemi yetişirmiş. O zamanın papası buradan iki tane papaz istiyor. İslam diniyle Hristiyanlık dininin münazara etmek için buradan giden iki papaz Hazreti Ömer'in Mısır seferinden herhalde dönüşünde karşılaşıyorlar ve İslam'dan etkileniyorlar. Hazreti Ömer'in yaşayışıyla, anlatışıyla etkileniyorlar, Müslüman oluyorlar. Tabii Müslüman olunca bu bölgeye daha gelemiyorlar. Burası gayrimüslim çünkü. En yakın bölge Maraş'a yerleşiyorlar. Bu üç zat, onların torunları rüya üzerinde bura fetihten sonra buraya geldikleri söyleniliyor. Ha, şuna bakıyoruz ki Of'un da tarihinde hem fetihten önce de fetihten sonra da hep ilimle, alimle, o zamanın Hristiyanlıkla, İslam'la müşerreflendikten sonra buralar, ondan sonra İslam alimiyle de ön plana çıkmıştır. Rabbim buradaki diyelim hizmet eden bütün alimlerin, başta Maraş'ta Hasan Efendi, Osman Efendi, İlyas Efendi olmak üzere bütün ulemanın da ruhları şad olsun. Eyvallah. Rabbim yollarından gidebilmeyi bize nasip eylesin. Tabi burada acizane 40'a yakın öğrencimiz var hafızlık üzerinde. 15 öğrencimiz var 4-6 yaş Kur'an kursu üzerinde. Evet. Hizmet etmeye devam ediyoruz. Ama şu andaki Hasan Efendimizin kabrini de buranın mülkiyeti Trabzon Büyükşehir Mezarlıkları Dairesi Başkanlığı'na ait bürocesini yapmışlar. Rabbim inşallah en yakın zamanda o türbenin de yapılmasını görürüz. Güzel de bir şey olur. Ama biz Maraşlıları komple, yani sadece Elbistan, bütün ildeki buraya gelip bu Hasan Efendi'yi görmelerini, İlyas Efendi'yi, Osman Efendi'yi görmelerini istiyoruz. İnşallah bu kardeşlik bağımızın, bu manevi yönden, maddi ve manevi yönden artmasını Rabbim nasip eylesin diyelim inşallah. Sizler de geldiniz. Sizler de geldiniz, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Her zaman bekleriz, biz buradayız. Her zaman elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız. Gelenlere de anlatmaya çalışıyoruz. Rabbim yollarından gitmeyi, şefaatlerine nail olmayı bize nasip eylesin inşallah. Hocam Allah razı olsun. Allah gayretlerinizi artırsın. Amin. Cümlemize. Amin. Cümlemize inşallah. Teşekkür ediyorum. Tabii efendim, burada şu an için yaşayan Kahramanmaraşlı ve Trabzonlu kardeşlerimizi ziyaret ettik ama bunun yanı sıra da manevi anlamda bu şehirlerin, bu insanların ihyası noktasında gayret göstermiş, çaba sarf etmiş, emek vermiş ve ter dökmüş olan ve burada da methum bulunan ahirete irtihal etmiş hemşehrilerimizi de ziyaret etmiş olduk. Efendim, Trabzon ziyaretlerimiz sürüyor.